Benim konum, bugün anlatmak istediğim konu gerçek bir sistem güçlendirme endüstri yani yapıya psikoz hanımefendilerine nasıl bir güçlendirme yaptığımızla ilgili. Sunumun kapsamı ana başlıkları itibariyle 4 bölümden özetleyebiliriz. Yapının tarif etmemiz, ikinci kapsamda yapının mevcut performans seviyesi ne düzeyebilir? Ayrıca retrofit tasarımı, yani güçlendirme tasarımı nasıl şekillendi? Netice itibariyle de uygulamadan resimlerle durumu tamamlamaya çalışacağım. Burada gördüğümüz aşağıdaki uzunluğu 70 metre, genişliği 53 metre uzunluğunda yaklaşık olarak 3500 metre büyüklüğündeki bir endüstriyel bir yapıyı görüyoruz. Genelde bu sistem 40 yıl önce yaklaşık 80'li yıllarda inşa edilmiş olması dolayısıyla bir takım sorunları ihtiva ediyor. En büyük sorun beton kalitesinin 10 megapascal düzeyinde oldukça düşük olması. İkinci en büyük sorun da sürekliliği yetersizliği olması. Konfigürasyon olarak baktığımızda 3 tane betonarme yapının çelik makaslarla birlikte teşkil edildiğini görüyoruz. Fakat sistemin içerisinde amonyak gazının yoğun olarak kullanılıyor olması, bir nebati yağ fabrikası olması nedeniyle bu yapının performans seviyesinin oldukça yüksek olması müşteri tarafından isteniyor. Yapının performans seviyesini kontrol ettiğimizde göçme seviyesinde olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Demin dediğim gibi müşterinin talebi ise bunun mümkün olabilecek en yüksek seviyeye taşınması. Burada demin dediğim gibi en çok bizi rahatsız eden, yani göçme seviyesine sebep veren ana neden süreklilik yetersizliği. Yapının içerisine baktığımız zaman oldukça yoğun miktarda elektromekanik özellikle tesisat yoğun orkan olduğunu görüyoruz. Bu kadar tesisatın yoğun olduğu bir yapının konvansiyonel sistemde güçlendirilmesi pratikte mümkün değil. Dolayısıyla yeni için otellere gitmemiz gerekiyor. Burada müşterinin en önemli konu iş kesintisinin en alt düzeyde olması. Öte yandan kolayca inşa edilebilmesi nedeniyle ve inşaat süresinde kısa olması nedeniyle viskoz hanımefendilerin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Demek ki kesite göz önünde getirirsek bu bölge en dış kenar, burası orta aks ve dış kenardaki betonarme yapıları görüyoruz. Bunların arasında da çelik makaslardan müşterek olduğunu görüyoruz. Bizim yaptığımız şey bu en dıştaki kısımdaki bu betonarme çerçeveleri bir sonraki slaytlarda da göreceğiz. Konvansiyonel shear bolları, yerlerde duvarlarla güçlendirdik geleneksel olarak. Fakat bu aksdaki özellikle açıklığının da fazla olması nedeniyle 1, 2, 3, 4 adet çevron tipi çift damperli şekilde birazdan göreceğiz. En sağdakinde de iki tane diagonal brace çapraz sistemi uygulandı. Burada kesitten daha iyi anlaşılabilir diye sanıyorum. Baktığımızda burası konvansiyonel perde duvarlarla güçlendirme yapıldı. Fakat bu ortadaki sütunhane dediğimiz kısımda bu şekilde bir şevron tipi sistemin tercih edildiğini görüyoruz. Burada ise diagonal bir diagonal sistemde bir damperi uygulama fırsatı bulduk. Bu çevron tipine uygulanmasında ana unsur müşterinin buralarda geçiş istemesi önemli etken olduğunu söyleyebilirim. Bu çevron damperlerinde teknik özelliklerine baktığımızda genellikle 50 ton ve 75 ton kapasiteli olduğunu görüyoruz. Strokları da
artı eksi olarak 10 santim mertebesine deplasman yapabilecek nitelikte. Viskoz damperlerin konfigürasyonuyla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Özellikle burada şeye dikkatini çekmek istiyorum. Chevron tipi çapraz damperlerin uygulanışında diagonallere nazaran, yani şu sistemin, şu diagonal sisteme nazaran en az %30 daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle buradaki deplasmanın kontrol açısından. Deplasman eşittir. Bu U çarpı F formülasyonuna baktığımızda bu diagonaldeki damper kuvvetinin yatay bileşenini kosinüs F ile çarptığımız zaman, eğer 45 derece ise bu, kosinüs 45.77 eder biliyorsun, %70 iken burada tam da performansla, yani doğrudan bir birim deplasman talebine karşı bu bir birim deplasmanın doğrudan yatay kullanımdaki damperle %100 alındığını görebiliyoruz. Dolayısıyla imkan ölçüsünde Chevron tipinin daha etkili olduğunu söylemek istedim. Yine damper konfigürasyonuyla ilgili olarak baktığımızda burada diagonal uygulamayı görüyoruz. Sütane binasında bir numaralı blokta 4 çapraz kullanıldı. Sütane binasında ise 4-4-2 yani toplamda 10 damper kullanılmış. Viskoz damperin güçlenme tasarım aşamalarını özetlemek istersek en başta geçici olarak viskoz damper parametrelerini öngörüde bulunuyoruz. Yani bunun stroke'unu, hız katsayısını, damperle ilgili katsayıları öngörüde bulunuyoruz. Daha sonra seçmiş olduğumuz damper tipine göre sistemin, yani yapısal sistemin kapasite spektrumunun performans noktasını belirliyoruz ve daha sonra bu bulduğumuz performans durumunu doğrusal olmayan zaman geçmiş analizlerinde yapacağımız analizlerle yapılan tasarımın performansını doğrulamamız gerekiyor üçüncü aşamada. Son olarak da eğer bu seçmiş olduğumuz damper performansının yeterli olduğu kanaatine varıldıktan sonra viskoz damper kuvveti ve stroke kapasitesini en büyük deprem NCE dediğimiz en büyük deprem performans seviyesini tekrardan belirlememiz gerekiyor. Burada güçlendirme tasarımı ile ilgili olarak NCE seviyesinde Chevron damperleri 7 tane deprem datasından birisi için yapmış olduğumuz performansına baktığımız zaman tabii 7 depremden birisi olduğu için maksimum olduğunu söyleyemeyiz. Maksimum deplasman olarak 3 santim yaptığını görüyoruz. Çatı deplasmanına baktığımız zaman ise yapının çıkartma olduğunu hatırlarsak en üstteki çatı deplasmanının tasarım depremi seviyesi için sütame yapısının güçlendirildiği için güçlendirdikten sonraki deplasmanlarına baktığımız zaman 8 santimden yaklaşık 3-4 santim şuralara geliyor. Evet, 3 santime kadar indiğini görüyoruz. Oldukça iyi bir performans. Evet, yanlış hatırlamıyorsam bu 7 deprem datasından birisi Loma Prieta depremi olsa gerek. Bu depremde tabi biraz egzecere edilmiş deplasmanları görüyoruz. Dampersin modelde damperin nasıl tepki verdiğini görüyoruz. Tasarım depremi. Burada bitmiş durumuna ilişkin bir resim görüyoruz. Daha sonraki resimlerde daha iyi anlatacaktır. Chevron ve diğer diagonal çaprazların tasarım kapsamında ayrıca çelik bağlantı elemanlarında önemli olduğunu söylemek isterim. Burada
bu yöntemi kullanmıştır. Betonarme çerçevelerin de güçlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle ilave çelik plakalarla mevcut yani şeyin diagonal depres çapraz elemanların bağlandığı çerçevenin en büyük deprem seviyesinde yeterli olduğunun da olması yeterli olması gerekmektedir. Nesil itibariyle yapılan bu sahalar uygulamanın da yerinde yapılan kaynaklardan sonra bu kaynakların da zararsız, tahribatsız testler yapılmak suretiyle kaynakların yeterliğinde sahada denetlenmiş olduğunu söylemek istedim. Burada uygulama anında çekilmiş bir resmi görüyoruz. Özellikle tesisatın ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz. Burada ise bu damperi sisteme bağlanış esasını görüyoruz. Bu güçlendirmenin faydalarını özellikle hemen kullanım performans seviyesine erişilmiş olması, yumuşak kat mekanizmasının önlenmiş olması, maliyet bakımından etkin bir çözümü sağlanmış olması ve uygulama esnasında da iş kesintisinin minimum düzeyde olmuş olmasını bu tip güçlendirme faydaları arasında sayabiliriz. İnşaat sonrasından çekim süresine baktığımız zaman burada diagonal olan damperin yer aldığı diagonal bir uygulamayı görüyoruz. Bu uygulamada kendi yüklerine ilk yönünde de kısmi bir rotasyonel harekete maruz kalması durumunda ikinci etkilere karşı bu damperlerin de kendi düzenine ilk yönde hareket kabiliyetine sahip olduğunu söylemek isterim. Özellikle şu içerisindeki uç noktalarındaki bu pinlerin bağlantılı olduğu noktalarda kendi düzenine ilk yöndeki bu pinlerin açısal hareket yapma kapasitesine sahip olması deprem sonrası sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu belirtmek isterim. Yine inşaat aşamalarına baktığımız zaman Chevron Race olarak dediğimiz şey Bursa yer alıyor. Bu damperler yerleştirilirken ki resimler. Bu resimde çok iyi anlaşılmıyor ama bu Chevron damperin bağlı bulunduğu betonarme girişinde güçlendirildiğini ve çelik plakadan da bu şeklinde güçlendirildiğini bu resimde görebiliyoruz. Ayrıca alttan bu Chevron çerçeveye baktığımız zaman alttan bu damperin bulunduğu aksın kendi üzerine ilk öndeki dönüşünün de olası dönüş talebinin de buradaki diagonal elemanlarla da engellenmiş olduğunu belirtmek isterim. Bu demin bahsettiğim diagonaller yani bu düzenin kendi düzenin çerçevenin kendi düzenine bir yönde engellenişe ilgili detay da daha iyi gösteriliyor diye düşünüyorum. Sunum burada sona eriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Alper. Siz ayrılmadan size mekanınız. Çok teşekkür ediyoruz Alper. Günün hocamın size bir günün anasını özel bir plaket sunumunda. Hepiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Diğer plaketi vermek üzere Fatih Hocam'ın buraya davet